gecenin ayazında ormana bırakıyor. Dedesi. Yapma Ramiz. Kıyma bu cana. Olmuş bir kere. Ne yapalım? Torun diye alıp yanımıza gezdirelim mi? Gezdirme. Ama kıyma da. Donsun. Kurda kuşa yem olsun falan. Yani, ölüme bırakıyor. Kalpteki gizli günah. Kara leke. Kızımın adı. Ya sen ne biçim annesin? Allah'ım çok affet. Al götürsün. Ben anne olmak istemiyorum. Bile gelmemişti oyunumun büyüğü. Hadi hayat zor dediler. Canım da bize hiç sevmeyi. Ya sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin ya? Bir anne çocuğuna nasıl böyle bir şey yapar? Siyah, beyaz duvarlar ördü. Anneler ne yapar? Kendinden önce çocuğunu düşünür. Ben sana geldim. Bir daha da gitmeyeceğim. Anne. Şimdi bırakmayacaktın beni. Yine gitme. Olur yine gitme anne. Çocukluğumu bıraktığım yerde bıraktım gerçek adımı. Bir gecede hayallerimi, ailemi ve ilk aşkımı aldılar elimden. Vallahi benim anam senin anandan daha çok seviyor seni. İnsan kendini saklamaktan o kadar çok yoruluyor ki. Ama sen nereden bileceksin? Biz bir tek uçurtma görürdük penceremizden. O da bana değil. Yok, azacı olanı seçecekmişim. Yok, bilsem çok üzülürmüşüm. Sen bana ne anlatıyorsun ya? Sen benim hayatım nasıl geçti sanıyorsun ki zaten? Bu senin sorun. İlk defa biri gördü beni. Terapi falan mı yapıyoruz, hayırdır? Biri sevdi. İlk defa sevmek ne demek? Sen nereden bileceksin? Zor dediler canım da bize hiç sevmeyi. Ama benim kimleri kaybettiğimi bilsen bunun benim için bir oyun olmadığını anlardın. Şimdi sen istersen beni yol ortasında bırak kaç. Artık hiçbir şey beni ailemden bir kişiyi kaybetmek kadar daha korkutamaz. Bana ne olduğu umurumda bile değil çünkü. Yani aslında sen seversin beni. Mesela çok iyi omlet yaparım. Bir sabah uyandım. Keşke böyle olsaydı. Ya gerçekten o zamanlar o kadar mutluydum ki. Sonra ne oldu? Sonra ben hamile kaldım. Ve her şey değişti. Ölümüz çıkacak ya bizim o evden, ölümüz. Ama ölmedim. İntikam almak için mezarımdan geri döndüm. Yeniden başlamak için önce gitmen gerekir. Aynadaki aksini tanımayana dek. Ama istediğin için değil, sevdiklerin için. Şimdi Gonca'yı ve sahip olduğu her şeyi elimden alanlarla yüzleşme zamanı. Uzak dur benden, tamam mı? Uzak dur! İşte bu gece dayak başladı. Bir daha da hiç bitmedi. Bana sordular mı sanıyorsun? Anne olmak ister misin dediler mi? Evlenmek istiyor musun diye soran oldu mu? Olmadı. Ördüler canım da bize hiç
anne. Sorma hiç. Seni hep bir yere ittik. Sen de bana sormadın hiç. Karıca sen ne istiyorsun diye. Korkuyorum. Ben seni suçlamak için ya da sana kızdığım için söylemedim. Kimseden af mafta dileme. Ben de dahil. Değmez çok. Neredeydin diye sorgulamadan. Sadece elimi tuttu ve bitti de. Sanki bu 15 yıl hiç geçmemiş gibi. Geçti bitti. Kötülük. İntikam. Hiçbir hayatıma girmemiş gibi. Söyleme ne olur, devam edemem. Sensiz, sessiz geçirdiğim yıllar gibi ben sizi sessiz yaşadım hep. Kalbim ağladı ama ben sustum. Susmak zorunda kaldım. Peki ben sana sorayım mı şimdi? Asla ama asla sorma. Sen ne istiyorsun? Ben tekrar bir aile olmamızı istiyorum. Devam etsek olmaz. Bu dünya ona bir ana borçlu.